Kazım Bey, meclisin ek gündemiyle buradaydık bugün. Gündem ve özellikle imar planları her mecliste tartıştığımız, konuştuğumuz konular. Bugün de Mithat Paşa'da bir olgu vardı. Konuyla alakalı birazcık bilgi alalım. En azından kamuoyuna aydınlatalım durumun ne olduğunu. Doğru. Kayserimizde yapılan bütün imar plan tadilatlarında veya yeni imarlaşan yerlerde biz hemşehrilerimiz adına şuna dikkat ediyoruz. Cam alanları, park alanları, okul alanları, sosyal donatılar dediğimiz diğer engellerimizden başlayın da yaşlılarımızın kullanacağı alanlar, park alanlarına hassasiyet gösteriyoruz. Burada yapılan bütün plan tadilatlarında önceliğimiz bizim bunlar. Yoksa belediyenin düşündüğü gibi biz orada bunları kısmi bırakalım, geniş alanlarda konut alanına dönüştürelim, bir buradan para kazanalım, belediyenin şu ihtiyaçlarını giderelim duygusunun dışında hareket ediyoruz. Çünkü 10 yıl sonra bu para giderilebilir ama bölgedeki konulmayan yeşil alan, cami, sağlık ocağı, tesisler, okul alanları gibi konular başımıza işte o mahallenin başka mahalleye okul nakli gibi sıkıntılar getirir noktasında bugün yine yapılan bir sanayi bölgesiyle Mithat Paşa arasındaki büyük bir alanda imar plan değişikliği ile ilgili konuda bunu gündeme getirdik. Gördük ki orada park alanı içerisinde okul kaydırılıyor, park alanı içerisinde cami kaydırılıyor ama konut alanlarına bakıyorsunuz hiçbir geri adım atış yok ve belki de yükseliş var. Bunu gözümüzden kaçmadığını, bunun üzerinde duracağımızı söyledik. O bölgede oturacak vatandaşlarımızın biz bugünden 10 yıl sonra, 20 yıl sonra ihtiyaçlarını bugün burada ifade ediyoruz. Belediyede umarım buna dikkat edecektir. Bu söylememize rağmen oy çokluğuyla geçiriyor olmaları bir şey değiştirmez ama dikkate alınıp da yoğunluğu az verirlerse o bölgenin halkının yoğun bir binada oturduğu yerde önündeki parkı kullanabilir, okuldaki ihtiyaç alanını giderebilir gibi konuların bugün yine bir adımını atmış olduk. Ola ki aksi durumda yargıya taşıyacak mısınız bu süreci? Tabii ki eğer burada baktık ki biz mekansal planlara göre orada oturacak vatandaşımıza yeterli park alanı bırakılmazsa, cami alanı bırakılmazsa, okul alanı bırakılmazsa biz parti olarak bunun hatta bugün de oturduk kararını aldık. Bundan sonra bu konuları sadece burada İYİ Parti'nin itirazları noktasında bırakmayacağız. Tüm belediye mesuiyelerimizle birlikte bu konuları yargıya götüreceğiz. Çünkü oy çokluğuyla geçti yapıldı. Yapılmasın. Çünkü burada oturacak vatandaşlarımızın her birine düşen bir yeşil alan, cami, okul hakları var. Sadece orası konut alanı olur ise bu gelecek için Kayseri'de bizim itirazlarımız yetersiz olur. Tabii ki kanun yönünde mutlaka gideceğiz. Beşinci gündem maddemiz. Buyurun. Koca Sinan Belediyesi'nin Ziya Gökalp Mahallesi'nde Ihlamur Köprüsü'nün doğusunda Kanlıca Caddesi ile Demiryolu arasında kalan alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan komisyon raporunun görüşülmesi. Değerli arkadaşlarım, 5. gündem maddesi de Ziya Gökalp Mahallesi'nde, Koca Sinan Belediyesi Ziya Gökalp Mahallesi'nde Ihlamur Köprüsü'nün doğusunda Kanlıca Caddesi ile Demiryolu arasında kalan 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebi. Bu talebi komisyonumuz incelemiş, kabulünün uygun olacağını ifade eden rapor ortaya getirmişlerdir. Rapor hakkında görüş bildirmek isteyen, buyurun Kazım Bey. Sayın Başkanım, burası sanayiden Ziya Gökalp'e geçen sanayinin bitimindeki Ihlamur Köprüsü'nün arkası. Evet. Biz bu tür imar plan tadilatları veya yeni imarlaşan yerlerle ilgili tabii ki değişiklikler olursa burada baktığımız konu sosyal donatılar. Halkın kullanacağı camisi, okulu ağırlıkta biz bunlara bakarız. Ve bir de yeşil alana bakarız. Burada gördüğümüz kadarıyla cami alanı küçültülmüş, okul arazisi, park alanının içerisine alınmış. Buradaki donatıların mekansal planlara uygun olmayacak şekilde binliğini konuşmuyoruz biliyorum ama sanki oraya doğru giden bir süreç görüyoruz. Bununla ilgili tereddütlerimiz var. Binliği geçtikten sonra bunu konuşuyor olsaydık belki o zaman daha farklı düşünebilirdik. Bugün 5000'likten 1000'liğe izin verir gibi bir durumdayız. Bu eksiklikleri gördük Sayın Başkanım. Peki, teşekkür ediyorum. Başka görüş bildirmek isteyen arkadaşımız yok. Raporun kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy çokluğuyla kabul edilmiştir.